Şimdi bir diğer hastalığa geleceğim. Perianal fistül. Aslında ikisinin isim olarak Evet, birbirine benziyor. benziyor. Doğru. Perianal fistül nasıl bir hastalıktır? Onda ne tür yakınmaları olur? Tedaviye yaklaşım nasıldır? Birkaç soruyu üst üste sordum. Çünkü süremiz hızla Evet. ilerlediği için. Şimdi perianal füstül farklı bir şey. Fonetik olarak benziyor ama apseden sonra oluyor. Yani makat bölgesinde perianal apse dediğimiz bir apse oluşumu var. Apse niye oluyor diye soracak olursak, şimdi nasıl yutarken tükürüğümüz var, kayganlaştırıcı. Makat çıkışında da bazı gland dediğimiz yani salgı bezleri var. O salgı bezlerini salgıladığı sıvılar var ki kayarak çıksın, travmatize olması diye. Bunların kör son alanlarında büyük abdestin birikmesiyle oluşan kriptoglandüler dediğimiz bir apse formasyonu oluyor. Şimdi 1 gram büyük abdestimizde 10 üzeri 10 bakteri var. Yani büyük abdestimizin tamamı bakteridir. Bu oraya eğer yerleşirse bir apse oluşturuyor ve apse dağılıyor. Bir kısmı içeriye doğru, makatın içine doğru gidiyor. Bir kısmı dışarıya doğru çıkıyor. İki ucu olan bir tünel oluyor. Ama bu tüneller düzgün tünel olmuyor. Daha önce anlattığım gibi iki tane makatımızdaki o kaslarla olan ilişkisi çok önemli. Fistüllerde. Onun için öncesinde muhakkak MR çektirip bakıyoruz. Nasıl ameliyat yapacağımıza karar veriyoruz. Çünkü onlar basit ve kompleks diye birbirinden ayrılıyor. Kompleks olanları tedavi etme protokolleri farklı, basit olanları tedavi etme protokolleri farklı. Hastalıkların tedavisindeki gelişmeler, anne çocuk sağlığı, estetik ve güzelliğe dair her şey, iyileşme, zayıflama öyküleri, sağlıkla ilgili aradığınız her şey artık bu adreste.